Bugün sezonun heyecanla beklenen dizisi 50 Metrekare'yi konuşacağız ve çok değerli konuklarımız var. Başta senaristimiz Burak Aksak olmak üzere, başrol oyuncuları Aybüke Pusat ve Engin Öztürk bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldin demek istiyorum. Bu yoğunluk arasında buluştuğumuz için çok mutluyum. <laughs> Biz... Biz de mutluyuz gerçekten. Dediğiniz gibi de hem yoğunluk hem de pandeminin etkisiyle, o bir araya gelmenin zorluğuyla bugün burada olmak gerçekten güzel. Biz iş bittiğinden beri ilk defa görüşüyoruz, öyle söyleyeyim size. 50 metrekare ile ilgili en çok merak edilen şey bunun bir kara komedi, komedi, absürt bir komedi olması bekleniyordu. Önce bunu açıklığa kavuşturalım. Bu bir komedi dizisi değil. Evet içinde komedi var ben yer yer çok güldüm ama öyle bir dizi değil. Aksiyon da var, bir mahalle hikayesi var, bize dokunan çok tarafı var. Yani Türk izleyicisinin beğeneceği bir yapım. Evet sizden dinleyelim nasıl bir dizi? Belki şundan kaynaklanıyor olabilir o muhtemelen. Hani işte ben yazıyorum Selçuk Aydemir ilk dört bölümü çekiyor. Cengiz Bozkurt falan var ve hani bunlar daha önce bir araya gelmiş ve komedi yapmış insanlardı. Ama burada aslında tam tersi başka bir hikayeye gidelim vardı kafada. Dediğiniz gibi hani yer yer komik yerleri var ama ee, ya o biraz bizim mizacımızdan kaynaklanıyor. Aslında daha sert bir hikaye yapmak istiyorum. Başka bir hikaye anlatmak istiyorum ama bir yandan o en ciddi ortamda, o bir toplantıda, bir cenazede böyle <laughs> falan diye gülen adam olduğun için arada öyle şeyler çıkıyor. Ee, ama yoksa hakikaten ciddi başka bir hikayesi olan, başka bir derdi olan ve herhalde ilk defa benim bu tarz bir şey denediğim, yani bir karakterin peşine takılalım. Bunun hikayesini, bunun dönüşümünü izleyelim e, ve onun etki ettiği insanların hikayesine dahil olalım kısmı ben de ilk defa deniyorum. Evet, RBK'yi e, de e, izlerken 8 bölümü de bitirdikten sonra tabii bu e, biraz erkeklerin hikayesi gibi duruyor. E, Kast da zaten öyle kurulmuş çünkü zaten bir aksiyon var ve kötü adamlar var işin içinde. Sen ne hissettin hani bu yapımın içinde olmaktan? Çünkü e, çok... Bir taraftan bildiğini okuyan, ayakları çok yere basan, çok sağlam karakterli bir genç kızı da canlandırıyorsun. Pastanesi var, hayalleri var. Ben hikayenin bu kadar eril bir yerde durduğunu düşünmüyorum. Çatışmaları çok kuvvetli ama bu çatışmalar fiziksel çatışmalar üzerinden değil daha... Ee, psikolojik ve daha iç dünyadan gelen çatışmalar. O yüzden zorlanmadım ya da sadece öyle görmüyorum. Bizim tabii alışkanlığımız daha çok erkek hikayesi anlatmak, daha çok güçlü erkek karakterler görmek tarafında olduğumuz için Dilara daha sıyırılan bir karakter. Daha e, güçlü ayakları üstünde duran, evet dediğiniz gibi e, daha hikayesi olan bir karakter. O yüzden benim için doyurucu. Ben çok eril bir yerde durduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. Çünkü o karakterde herkese dokunduğu için bir taraftan da o erilliği evet yumuşatıyor. Yani kadınlara yüklenen bu işte anaçlık şefkat, sevgi sadece Dilara'ya ait değil. Bu konsepte de bence herkesin içindeki sevgi, şefkat bir şekilde o anaçlık ortaya çıkıyor. O yüzden bu sadece tek kadın karakter diyeceksem eğer sadece benim karakterime yüklenmiş bir şey değil de o yüzden ben bu geçişi çok doğru ve yerinde buluyorum. O yüzden çok seviyorum işi. Evet. Ee, bir de bir kahramanlık e, hikayesi varmış gibi görünüyor ama kahraman baştan yani gölge. E, ben kimse ka kimsenin kahramanı değilim olmakta istemiyorum diye yola çıkıyor. Ama biz hikaye e, izlerken e, gölgenin yavaş yavaş bir kahramana dönüştüğünü izliyoruz. Evet. Aslında burada sormak istediğim şu, yani kahraman, kimse kahraman olmak için doğmuyor ya da kahraman olmak için aslında ortaya atılmıyor gibi görünüyor bu hikayede de. Toplum ya da şartlar sizi kahraman olmaya mı itiyor? Ne dersin Engin? Ya ben Engin olarak da bunu düşünüyorum. Gölge de galiba biraz böyle düşünüyor. Kahraman bizim anladığımız kadarıyla, bizim anladığımız gibi işte tayt giyip pelerin takan adam değil, iyiye gitmeye çalışan insan. Yani... Acite ediyormuşum ya da arabeskleştiriyormuşum gibi olmak gerçekten istemiyorum ama bugünümüzün işte sağlık çalışanları nasıl bir kere de bizim kahramanımız olma hale geldi? Ne yaptılar? Sadece işlerini yapıyorlar ve iyiye doğru yönelmeye çalışıyorlar. Gölgede kötüden iyiye gidiş formunda kahramanlaşıyor ister istemez. Yani kahraman olmak istediği için değil aslında biraz da mahalle onu itiyor kahraman olmaya yani mahalle de aslında bir kahraman bekliyor belki de o kadar sıkışmış durumdalar ki o kadar zordalar ki İyi güçlü insan kahramanın tanımı galiba iyi isteyen güçlü insan gibi. orada da hem gölgeyi iyi mahallenin de buna ihtiyacı vardı. Evet ben sadece gölgeye yüklemek istemem kahramanlığında belki başı çekiyor olabilirsin kahramanlık meselesinde ama bence herkesin kendine göre kahramanlıkları var işin içinde hep bir herkes o yolculuğu yaşıyor ve evet. dönüşüyor. Onun sadece ateşleyicisi belki gölge olabilir ama ben herkesin teker teker bütün karakterlerin hepsinin kahraman olduğunu düşünüyorum. Muhtar başta olmak üzere yani el attığı insanlar, kurtardığı çocuklar. Dediğin gibi gölge tek başına kahraman değil ama yani diyelim ki öyle olsa kahramanı kahraman olma yoluna iten Herkes de kahraman oluyor ya günün sonunda. O anlamda evet, evet ben diyorum ben de. Herkesin kahramanı sensin, herkes de kendi için bir kahraman madem öyle. Gibi. Gibi. Ben öyle anlıyorum yani. Tamam. Hocam <gülüyor> 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 Hocam siz, siz Konuşma, doğru mu? Var gelin. mı böyle bir şey? <laughs> ama çok güzel bir e, diyalog gelişti burada. Sette de böyle. Bu <laughs> <laughs> sen böyle olsa, bu böyle olsun. <laughs> Şöyle böyle güzel güzel. Evet bir kahramandan bahsediyoruz. E, gölge e, orada bizim e, kahramanımız. E, ama bir taraftan da e, senin canlandırdığın karakterin de ayrı bir kahramanlık hikayesi var. E, ve orada aslında onun e, küçükken okuduğu Küçük Kara Balık e, kitabından yola çıkarak şekillendirdiği de bir hayatı var. Aslında Küçük Karabalık hepimizin hayatına küçükken dokunmuş bir hikaye. Benim de e, okuduğum hatta babamın özellikle bunu mutlaka okumalısın dediği kitaplardan biriydi. Evet bir hayatımı değiştirdi mi dokundu mu? Evet dokundu pek çok insan gibi. E, bununla ilgili ne söylemek istersin? Yani o çıkış noktası çok naif çünkü. Evet bir kere o e, kendini geliştirmişliği benim çok hoşuma gidiyor Dilara'nın e, bir fikir olması hayatı ile ilgili ve gerçekten o mahalleye göre e, birilerine göre ya da onun seviyesinde olan insanlara göre daha geniş bakabiliyor olması çok güzel. Onu da yaratan e, ailesi kitapları görgüsü ve bilgisi kendine yarattığı <laughs> dünyası. Ee, o kitabı da hiçbir zaman bir çocuk kitabı olarak değil bir kişisel gelişim kitabı görüp böyle hep başın ucunda tutmuş ve bu çok değerli. Öyle kitapları bazen kaçırıyoruz bilemiyoruz çocuk hikayesi bilmem falan gibi geliyor. Ama bana da çok tatlı ve naif geliyor ve çok da güçlü bir hikayesi olduğu için bütün hayatın e, sorunlarına uyarlanabilecek bir hikaye. Yani çok tatlı duygusallaşıyorum bununla ilgili konuşunca. Diziyi <laughs> izledikçe o 50 elli metrekareye neler sığdırılabileceğini çok iyi anlıyoruz hikayenin sonunda ve hikayede bu arada bitmiyor büyük ihtimal ikinci sezon da gelecek bunu ayrıca e, sormak istiyorum bir de 190 İnşallah <laughs> 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 inşallah bilmiyorum yani benim, ben öyle i̇yi hissettim <laughs> ben öyle <Allah> hissettim <laughs> çünkü e, devam etmesi gerekiyor yani hikaye orada bitemez demek istiyorum ben bir seyirci olarak yani normal bir seyirci olarak bunu yani, izleyenler zaten öyle düşünecekler. E, ve 190 ülkede yayınlanıyor olması ve bu hikayenin aslında bizim topraklarımızdan çıkan ve sizin gibi bizim toplumumuzu iyi anlatan bir e, senaristin elinden çıkması ve ülkemizin en değerli oyuncularının da e, o hikayenin içinde olması ve o rolleri canlandırması çok kıymetli. E, bu dünyaya seslenme konusunda ne düşünüyorsunuz? Biraz hani ilk ben yazarken yani bu 190 ülkede nasıl karşılanır tabii hiç düşünmüyorum. Çok yerel şakalar da var mesela içinde. Ama yani hikaye, ana hikaye tabii çok evrensel bir yandan. Yani benim bir alt metin kafamda yazarken beni yön versin diye aslında hani ikinci sezon dediniz ya, ikinci sezon değil ama mesela gölgeyle ilgili ben 40 hafta ne yapacağımı biliyorum. Yani 40 bölüm ne yapacak, ne nereye götüreceğim o karakteri biliyorum. Ee, ama tabii sadece yazarken beni rahatlatsın diye var. Ee, bir taraftan da 50 metrekarelik bir alan, bir dükkan dediğimiz yer, o 50 metrekare aslında hem oraya ne kadar hayat sığdırabiliriz, içeri neler sığdırabiliriz var hem de sadece 50 metrekare alt tarafı canım burası dediğin yer acaba ne kadar büyük bir alan hani alana hükmedebilir, alana etki edebilir. Hani işte gölgenin oraya gelişiyle o atıl gibi görünen yer bir mahalleye etkilemeye başladı. Mahalledeki insanlar etkilemeye başladı. Bunun devamında yer olursa daha büyük belki şehri etkileyecek, belki ülkeyi, belki ülkeleri gibi bir şeyler var kafamda evet yani o 50 metrekareden çıkan ve büyüyen bir şey istiyorum ben hani adım adım büyüyen bir şey istiyordum e, o nedenle de izlerken yani her şeyi bitirdiğimizde izlerken ve tabii Netflix tarafıyla da konuştuğumuzda onlara geçen çok şey olduğunu gördüm hani ilk elden oradaki insan o 190 ülke'ye nasıl etki eder bilmiyorum ama mesela bazı ya bunu mesela gülmezler ya bu o tarafa çok hizmet etmez dediğim yerleri Mike çok beklemediğim tepkiler verdi. Yani çok ekstra güldü. Biz yani bu ülke olarak dışarı dizi satan bir ülkeyiz zaten. O anlamda da yani dünya aslında bizden bir dizi bekliyor ama dünyanın belirli kısımları hani o dizi pazarının Türk televizyon pazarının girdiği alanlardan bahsediyorum. Bizim bir Tık daha fazla amacımız o girmediğimiz, henüz televizyonla girmediğimiz yerlere de girmek. Çok çocukça bir yerden çok heyecanlı zaten düşünsenize. Yani İngiltere'de, Amerika'da orada burada izleniyor olmak. E, 7 yaşında, 8 yaşında, 6 yaşında neyse biz onların filmlerini izleyerek büyüdük ya... Şimdi bir çocuk için o olma sevdası benim için inanılmaz mucizevi bir şey. Dünya üzerinde herhangi birinin annesini kaybetmesinin acısı bence bütün insanlık için ve bütün insanlar için aynı. Ve ben bunu taburamda hissediyorum ve hissettiğim şeyi birine gösteriyorum ve ekrandan ve dünyanın öteki ucundan belki fark etmiyor. Bence aynı acı, aynı sevinç, aynı ateşlenme duygusu, aynı kahramanlık. O yüzden biz bunu yaşıyoruz ve siz de bunu izleyin istiyoruz demek bence bu. Bu bir paylaşım bana kalırsa. Çok teşekkürler bu keyifli sohbet için. Biz teşekkür ederiz. Birazdan 50 metrekarenin diğer oyuncularıyla birlikte olacağız. 50 metrekare röportajlarına devam ediyoruz. Şimdi de yanımızda Tolga Tekin. Tuğçe Karabacak ve Kürşat Anlı Açık var. Ee, bu üçlü, bu üç değerli oyuncumuz dizinin kötü karakterleri. Evet baştan ben açıklayayım <laughs> ee, bu gerçeği. Bu karakterler üzerinden biraz sizinle konuşalım istiyoruz. Yani 50 metrekareyi bu taraftan değerlendirelim. Evet içerisinde aksiyon var, komedi var, mahalle var, insan ilişkileri var, insanın içerisindeki kötü taraflar ve iyi taraflar var. Ee, ...sizin genel yorumunuz nedir 50 metrekare ile ilgili? E, 50 metrekare hakikaten ilk başta adı 50 metrekarelik bir alanda geçiyormuş hissini evet. uyandırmakla beraber... ...aslında bütün yaşamın da bir e, benzer bir e, durumu. Yani e, hepimizin alanları belli ölçülerde kısıtlı ve o ölçülerin içinde yaşamımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Bununla beraber e, herkesin içinde yaşatmış olduğu bu kötü ya da negatif duygular... ...pozitif duygular, yaşamın bize verdiği şeyler bir şekilde insan olduğumuzdan dolayı ortaya çıkıyor tabii ki. Herkes yani aynı bir tornadan çıkmış gibi yaşayamaz elbette ki. Duygularımız farklı, yaşantımız çok farklı, her şey farklı, eğitimimiz çok farklı. Başka çevrelerden yetişmiş insanlar. Bu 50 metrekarenin içerisinde çektiğimiz dizide de sevgili Burak o kadar güzel bunu anlatmış ki... Ee, ve biz oyuncular olarak da bunu çok benimsediğimizi ve sevdiğimizi hissediyorum. Kendimizden bir şeyler bulup ortaya koyduk. Ben kendi karakterimden örnek vereyim. Yani ben kötü bir insan değilim baktığınız zaman. Ama mutlaka bizim de tepkilerimiz, ani reaksiyonlarımız, e, almış olduğumuz eğitim, ahlakımız bunu bir şeyleri e, duygularımızı ortaya koymaya başlıyoruz elbette ki. E, servette de öyle bir şey oluyor. Servet yaşamında ee, çevresi onu öyle olmaya itmiş. Başka türlü kazancını, kendi e, gücünü ortaya koymak zorunda hissetmiş kendini. E, bu arada da birilerini de kırmış, birilerini e, yüceltmiş. E, iki arada kalmış. E, hani e, güçle, ahlakla, sevgiyle, dostlukla bunları kendine göre yoğuntup bir yerlere koymaya çalışmış. Ve e, sonuçta e, bir müteahhit ortaya çıkmış. Bu müteahhit neye alışmış? İşte kırıp dökmekten ziyade insanların e, zaaflarını bulup e, onların üzerinden kazanç elde etmeye çalışmış. Tuğçe senin e, karakterin e, kötü gibi görünse de aslında o kötülüğün içerisinde e, niye kötü davrandığını anlayabileceğimiz yani seyircinin anlayabileceği noktalar da var. E, Tolga senin karakterine geleceğim, seninkini çok anlıyoruz, seninkini biraz anlıyoruz sanki Tuğçe. Aslında bu kız da bir avukat. Ee, hani adalet duygusu aslında gelişmiş adaleti sağlamak için bu mesleği yapan bir kız olarak düşünürsek girdiği yer tam tersi aslında bir yerde kendi için içinde bunun mücadelesini verirken bir yerde de aslında bağlı olduğu bir insan var ee, o insana e, bağlı olduğu için ona da yardım etmek istiyor ama ona e, yardım ederken yaptığı şeyler seçtiği yolla e, çok zıt aslında evet, orada biraz vefa borcu da var. Kimin yanında olmayı seçiyor? Neyin yanında olmayı seçiyor? Aslında Özlem biraz öyle bir karakter daha çok yok. Çünkü sadece kendi istediği şeyi yapamıyor. Çünkü kendi tek elinde olan bir ortam değil. Servetin planları ve dışarıda olan şeyler aynı zamanda söz konusu. Ben olabildiğince hani e, vefa borcuyla aslında Servet Bey'in de yanında olarak onu da biraz böyle daha iyi hani tarafa çekmeye çalışmanın mücadelesi içinde. Tolga senin canlandırdığın karakterde biraz önce söylediğim gibi seni kötü olarak izliyorum. Mahalleyi tamamen mahallesini satan insan olarak belki de böyle özetlemek mümkün. Karakterde görüyoruz ama e, ilerledikçe e, yani bölümleri izledikçe e, o kötülüğün altındaki sebepleri de anlamaya başlıyoruz. Yani seyirci o noktada seni anlamaya başlıyor ilerleyen e, zamanlarda. Sen nasıl tarif edersin karakterini? Aslında iyi kötü diye bir şey yok. Ben hiçbir zaman buna inanmıyorum. İnsanın zayıf ve güçlü tarafları, siyah beyaz tarafları, karanlık ve aydınlık tarafları var işte. O bazen bir tarafı fazla çıkınca işte o anda o adamın düştüğü o kötü durumları görüyoruz Mesut'un yani Mesut yalnız ve karanlık bir karakter evet mahallede küçük bir araba kiralama şirketi var karcı ama asıl hayatındaki meselesi para para göz bir adam. Ve yaptığı şey de mahalledeki yıllardır oturan halkın evlerini bir şekilde zorla, tehditle alıp bunu müteahhitlere vermek ve oradan para kazanmak. Ve tabii ki bunu yapan bir insanın işte karanlık ve zayıf tarafı ortaya çıkıyor. Ama ilerleyen bölümlerde karşısına bir kadın çıkınca Mesut'un da vicdani ve duygusal taraflarını görmeye başlıyoruz çünkü o da bir insan. O kadar güzel yazmış ki Burak. Her karakterin yalnızlığını, evet. işte o zayıf ve güçlü taraflarını çok naif bir dille anlatmış. Yani evet. biz çekerken, okuduğumda zaten çok eğlenmiş, çok keyif almıştım. Çekerken de aynı keyfi aldım. Umarım izleyicilerimiz de bizim gibi izlerken aynı keyfi alırlar. Evet, yani evet. biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Her karakterin kendi yalnızlığı var ve o yalnızlığın içerisinde kendini yaşatmaya çalışıyor, oradan çıkmaya çalışıyor. Yani hep böyle bir şey var. Enerjiden doğmaya çalışan karakterler. Evet, evet. Her bir şey. o hayatlar çıkışıyor evet. gibi aslında bir an ve hepsi çok duygusal bu arada. Bunu konuşmuştuk. Evet, çok, çok duygusal. Herkes bir... duygusal. Herkes çok evet. duygusal karakter. Evet. Çok teşekkürler bu keyifli sohbet Biz Biz için. Ellerinize sağlık. Tekrar hayırlı olsun 50 metre Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet 50 metrekare röportajları devam ediyor. Bakın biraz sonra kimler var. 50 metrekarenin mahalle eşrafı ile birlikteyiz şimdi. Ee, çok güzel bir mahalle ortamı var ve dizi Güzelce Mahallesi'nin gelişen olaylarıyla devam ediyor. Zaten yakında izleyeceksiniz ve e, yanımızda Özgür Emre Yıldırım, Tuncay Beyazıt ve Yiğit Kirazcı var. E, evet hepiniz e, hoş geldiniz. Hoş e, mahalleden abi. çıkıp geldiniz diyeceğim ama tabii çekimler biteli e, uzun zaman oldu. E, gerçi araya bir salgın girdi, e, biraz ara verdiniz ve sonunda dizi bitti ve e, bizlere sunuldu. Tabii ben 8 bölüm izledim, siz izlediniz mi bilmiyorum ama e, elinize sağlık. Güzel bir yapım olmuş, izleyici de e, keyifle izleyecek diye düşünüyorum. Nasıl buldunuz? Güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> ve su gibi akıp geçti ve bir gecede 8 bölüm birden izledim. Biz izleyemedik o yüzden henüz bir fikir sahibi değiliz iş hakkında. Oynadığımız yerler ve okuduğumuz bütünlük haricinde gerçi... Sen ne düşünüyorsun Tuncay? Nasıl izliyorsunuz? <laughs> <Güzel>. Nasıl? <laughs> Ben anlamadım. Neredeyiz? Tabii burada gazeteci olmanın avantajlarını kullanıyoruz. Sizinle röportaj yapacağım için dolayısıyla bana orada tabii izlemem gerekiyordu. Çünkü gazeteciliğin kuralı bu. Fikrim olması gerekiyor. Evet. Tabii ben buradan hemen mahalleye dönmek istiyorum. Ee, güzelce mahallesinde geçiyor olaylar. Tuncay abi önce senle başlayalım. Çünkü gerçekten e, aksiyon var. Aksiyon dolu bir e, dizi diyebiliriz. Ama işin içerisinde o aksiyonu, oradaki gerilimi e, en çok yumuşatan karakterlerden biri sizinki ve en çok da size gülüyoruz. Vallahi ben korktum biliyor musunuz? Yani dengeyi nasıl kuracağız bu bir aksiyon dizisi ve bayağı bayağı şey yani <laughs> silahlar patlıyor falan. Evet. Sonra şey duygusu rahatlattı beni. Ya böyle bir mahalle var, burada da böyle bir adam var yani yapacak bir şey yok. Bu adam kendi böyle bir adam ona dönük olarak oynamaya başlayınca zaten kendi kendini de buldu. Vallahi hoş oldu, güzel oldu. Ben çok... beğendim ki... Burak Selçuk zaten kendini ispatlamış isimler. Çok severek çalıştık. Ortam çok güzeldi, set çok güzeldi. Gerçi klasiktir. Hiç kimse setin arkasında... ay lanet olsun demez de... hakikaten çok güzeldi. Yani arkadaşlar... nasıl diyeyim ya? Şimdi bir... iyi niyetlilerdir ama... ...yeterli değildir. Bu set öyle değil. Hem iyi niyetliler hem herkes işinin ehli. Genel olarak evet. bu mahalle kültürüyle ilgili... E, ...ne söylemek istersin? Ne kadar az şeye sahip olursan... ...bunlar sende anda... ...tavırda ya da konuşmanda belli oluyor. Köşeleniyorsun, kızıyorsun... ...bilmem ne oluyorsun. Tavrın önemli oluyor. Başka insanların senin hakkında düşündüğü bir şey... ...daha da önemli oluyor belki de. Dolayısıyla... E, mahallede böyle insanların e, eksikleriyle birleştiklerini yani ortak eksik yönlerinin birbirlerini yani onların oluşumunu onların oluşturduğunu ve bizim oynadığımız iki rol kişisinin de eksiklikleri var e, yani Yakup zaten anne ve babası yok doğduğundan beri Muhtar işte cüzdanını çalarken yakalamış da gelmiş mahallede. Herkes bakmış. Herhangi bir aidiyeti yok. Mahalleyi aile olarak görüyor. Ee, Özgür kendi karakterini anlatır tabii ki ama benim şanslı bir tarafım vardı. Burak, e, Burak Hoca yazarken bu karakteri Edip Cansever'in Çağrılmayan Yakup diye bir şiiri vardır. Kurbağalara bakmaktan geliyorum. Bunu kendine üç kere söyledi Yakup. Ee, kimse adını söylemedi ki dönüp baksın Yakup diye seslenmedi kimse ve bu, bu istenmemek aslında Edip Cansever'in sakisi Yakup bu arada baktığınız zaman ve hiç e, saki olmasına e, meyhane işletmesine rağmen istenmeyen bir alan bir şiir var işin içinde ve evet. o şiirde istenmeme hissi istenmeme durumu acaba beni seviyorlar mı hissiyle böyle bir taraflara bakmak ve bir yerlerde barınmaya çalışmak çok zor bir şey Yakup da bu bence benim görüşüm bu Yakup o yüzden lütfen Yo Çok güzel bir şey söyledin yani o eksiklikleriyle birbirlerini tamamlıyorlar Aynen. geçmişleriyle kabul etmişler birbirlerini hı. çok güzel bir dostluk var aralarında hı hı. ama tabii ki burada Burak'ın dokunuşu e, ta ki gölge gelene kadar ee, gölge geldikten sonra mahallede dengeler yerinden oynamaya başlıyor. Ee, o dostluk artık başka bir yere gitmeye <laughs> başlıyor. Evet, İpucu vermemek yani, istiyoruz evet. çünkü tadı orada hikayenin. Siz evet. de de Civan'ın babasını canlandırıyorsunuz ve aslında bir iletişim problemi de var babayla oğul arasında. Ee, siz hem kendi hayatınıza hem de diziye bakaraktan ve babalarla oğullar arasında zaten böyle bir mesele vardır. Edebiyatta da bu çok işlenmiştir. Evet. Dolayısıyla bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Ya benim kendi bir inanmışlığım var. Ee, babanın bu iletişimsizliği yalnızca oğluyla ilgili değil kendisiyle de ilgili. Yani hmm. e, zaten çevresine böyle hönkürmesi gereğinden fazla cesur ve atak davranması bu yine kendisiyle iletişimsizliğinden kaynaklanıyor. Yani ben nasıl görüyorsam doğru odur diyor. Aynı şey olduğu için de geçerli. Onun kafasında bir oğlu var ve o oğula uymak zorunda. Uymaması gibi bir şey tavır yok onda. Ama bu tabii peşinden birçok aksaklıklar, gariplikler ve komiklikler getiriyor. Ama her komiklik tabii latif ve güzel değil. Bazısı çirkinlikten oluşuyor. Bu adamın içinde de böyle şeyler var. Tunca e, Tuncay abiyle kurduğumuz senaryoda var olan Baba oğul hikayesinde şimdi her erkek çocuğu e, babasına kendini ispatlamak ister. Babasının takdirini almak evet. ister. Yani Bütün ömrü boyunca belki bunun için yaşar. E, Tuncay abinin oynadığı Turan karakteri yani benim babam ve Civan arasındaki hikaye bu. Sürekli Civan babasının takdirini almak istiyor. Ama bunu hiçbir zaman dile getirmiyor. Bir futbol takımımız var evet. e, oranın antrenörü koçu her şeyi ve ben de o takımdayım ve bütün amacım ona kendimi ispatlamak. Ee, ama Turan'da yani babamda şöyle bir şey var. Biraz tek boyutlu gibi bir karakter. Yani derinliği olmayan ve yüzeysel. Bir türlü çocuğu görmüyor. Ama oturup izlediğiniz zaman şey demezsiniz. Ya bu ne kadar kötü bir adam. Aksine çok da sempatik bir adam. Ellerinize sağlık ee, bu güzel yapım için. Bu korona günlerinde, bu salgın günlerinde ve hafta sonları karantinada olduğumuz bu günlerde herkese iyi gelecek ve severek merakla izleyeceklerini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Üçümüz de kafa salladık aynen deli geçti değil mi? <laughs> <laughs> Organizetsin yapamazsın. Abi. Önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız 50 metrekareyi mutlaka izleyin.